Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kasas suresi 7-13. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Musa'nın çocukluk dönemi ile alakalı bazı durumları bize anlatıyor ve bu vesileyle çok önemli mesajları bizlere bildiriyor. Şöyle ki: Ve evhayna ila ummi Musa, biz Musa'nın anasına şunu vahyettik, ilham ettik. En ardıihi, Musa'yı emzir, çocuğunu emzir diye vahyettik. Fe izâ hifti aleyhim, onunla alakalı korktuğunda, fe elgihi fil yemmi, onu denize bırak, Nil nehrine bırak. Ve la tehafi ve la tahseni, korkma ve üzülme. İnna radduhu ileyki, biz onu sana geri döndüreceğiz. Ve cailuhu minel murselin, onu peygamberlerden kılacağız. Değerli izleyenlerim, Hazreti Musa'nın annesine olan bu ilahi ilhamı daha iyi anlamak için o dönemi çok kısa hatırlamamızda fayda var. Hazreti Musa Firavun döneminde dünyaya gelmişti ve Firavun İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürüyor ve kız çocuklarını hayatta bırakıyordu. Onların içinden çıkacak bir çocuğun kendi saltanatına son vereceği bir kahin tarafından söylenmişti. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Hazreti Musa dünyaya gelmiştir ve Firavun ne kadar çabalasa da ondan kurtulamayacaktır. Hatta olaylar öyle gelişiyor ki ileride kendi saltanatına son verecek kimseyi kendi sarayında yetiştiriyor ve bu şekilde garip tecelliler meydana geliyor. Bu ilk okumuş olduğumuz ayette ilhamla alakalı çok önemli noktaların da nazara verildiğini görmekteyiz. Şöyle ki, Allah-u Teala peygamberlere vahyeder, seçkin kullarına ise ilhamda bulunur. Burada Hazreti Musa'nın annesine gelen ilham bu manada bir ilhamdır. Ayette bu vahiy kelimesiyle ifade edilmekle beraber biz şu anda Türkçe'de bunu daha çok ilham manasında değerlendirebiliriz. Çünkü Hazreti Musa'nın annesi peygamber değildi. O peygamber anasıydı. Allah-u Teala kalbi kederli olan, çocuğuyla alakalı çok haklı endişeler taşıyan bir annenin kalbine teselli veriyor. Demek ki gelen ilham teselli verici bir özellik taşır. Öte yandan ilhamda yönlendiricilik vardır. İşte onu nehre bırak, bu manada ilhamın gelmesi yönlendiriciliktir. Ve müjde taşır gelen ilham. Biz onu sana geri döndüreceğiz, onu peygamberlerden kılacağız. Ayetin bu kısmı da gelecekle alakalı müjdeyi ihtiva ediyor. Ve bu sadece Hazreti Musa'nın annesiyle sınırlı değildir. Sizlerin, bizlerin annelerinin de veya babalarının veya kendilerinin de benzeri ilhamları olabilir. Bu bir rüyada olabilir veya doğrudan kalbe ilka edilen bir mana şeklinde olabilir. Bu şekilde ilham dediğimiz bir hakikat şu anda da devam eden bir hakikattır. Bir şair mesela kendisine ilham geldiğinde çok güzel şeyler söyler, ilham gelmediğinde etkili şeyler söyleyemez. Demek ki ilham diye bir durum var ve bu gibi olaylarda kendini gösteriyor. Özellikle teselliye muhtaç olan, çaresi tükenmiş olan kimselere taraf ilahiden gönlünü hoş edecek şekilde, yönlendirecek, gelecekle ilgili bazı müjdeler verecek şekilde ilham geliyor. Feltegatahu âlu firavun, Firavun hanedanı onu aldı. Liyekune lehum aduven ve hazene, kendilerine bir düşman ve bir üzüntü olsun diye. Yani olayların gelişim seyri içinde işte Hazreti Musa'nın annesi onu nehre bıraktığında Nil nehrinin suları onu ta Firavun'un sarayına kadar getirdi. Görünüşte tesadüfi bir olay gibi ama o kaderin sevkiyle oraya sevk edildi. Firavun'un adamları baktılar sandık tarzında bir şey. Onu açtıklarında bir de baktılar ki içinde nur topu gibi bir çocuk. Ve Firavun'un hanımı onu görünce kocasına
şöyle dedi, bunu kendimize alalım, bizim çocuğumuz olsun. Ve o şekilde ileride Firavun'un saltanatına son verecek kişi Firavun'un sarayına girmiş oldu. Ve onlara bir düşman olsun, onlara bir keder olsun denilmesi, yani neticede böyle olacak. Aldılar ama neticede böyle olacak diye Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. İnne Firavun, şüphesiz ki Firavun ve Haman, veziri Haman ve cunudehuma ve bunların askerleri kânu hâtiîn, hata içinde olan, günahlar içinde olan kimselerdi. Ve gâlet imrâtu Firavun, Firavun'un hanımı şöyle dedi. Gurratu aynin li ve lek. Yani benim de senin de gözün aydın olsun. Hazreti Musa'yı daha bebekken işte sandıkta gördüğünde Firavun'un hanımı ondan çok hoşlandı. Onu görünce içi ısındı ve benim de senin de gözün aydın olsun ifadesini kullandı. Ve kocasını bu noktada ikna etti. Ve böylece onu kendi çocukları gibi kabul ettiler. Sarayda büyütmeye başladılar. La taktuluhu, onu öldürme. Asa en yenfa'ana, olur ki bize faydası olur. Ev nettahidehu velede, ve onu bir evlat ediniriz. Bizim evladımız gibi olur. Ve hum la yeş'urun, ama onlar neler olacak bunun farkında değillerdi. Yani ileride Firavun'un saltanatına son verecek çocuğun o çocuk olduğunu bilmiyorlardı. Vasbaha fuadu ummi Musa fariga. Musa'nın annesinin kalbi bomboş bir şekilde sabahladı. Yani bir anne çocuğunu Nil Nehri'ne bırakıyor ama akıbetini bilmiyor. Ve neticede birazdan göreceğiz, kız kardeşi vasıtasıyla, Musa'nın kız kardeşi vasıtasıyla onun sarayda olduğunu öğreniyor ve o şekilde heyecanı artıyor. Çünkü Firavun'dan kurtarmak isterken Firavun'un doğrudan eline geçmiş oluyor. Bu noktada artık kalbi bomboş, bir şey düşünemez bir hale geliyor. İnkâdet letübdi bihi, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı. Levle en rabetna ala kalbihe, şayet biz onun kalbine bir sekinet vermesek, kalbini kuvvetlendirmesek, takviye etmesek, kendi oğlu olduğunu söyleyecektim. Litekune minel müminin, ta ki müminlerden olsun diye böyle yaptık. Yani Allah'ın vaadinin hak olduğuna inananlardan olsun. Çünkü Allah ona ilhamen biz onu sana geri döndüreceğiz, onu peygamberlerden kılacağız demişti. Olayların gelişim seyrinde bunun böyle olduğunu onun da görmesi için böyle gelişti olaylar. Ve galet li uhdihi, Musa'nın annesi, Musa'nın kız kardeşine, yani ablasına şöyle demişti. Gussihi, Musa'yı takip et bakayım. Yani Nil Nehri boyunca gidiyor. Kız kardeşi de nehrin kenarından acaba nereye doğru gidiyor, takip edecek. Fe basurat bihi an cunubin, Musa'nın kız kardeşi uzaktan bu şekilde takip ediyordu. Kardeşinin bulunduğu sandığı izliyordu. Ve hum la yeş'urun, ve onlar bunun farkında değillerdi. Yani Musa'nın kız kardeşinin onu izlediğinden, takip ettiğinden neler meydana gelecek bunları bilmiyorlardı. Ve harramna aleyhil meradı min qabl. Biz öncesinde, annesi ona gelmezden önce süt anneleri Musa'ya haram kıldık. Yani Musa artık sarayda ama bebek daha, süt emen bir bebek. Bunun emzirilmesi lazım. Hiç kimseden emmiyor. Ve annesine neticede kavuşacak ve annesi sarayda bir süt anne şeklinde kendi çocuğunu emzirecek. Fekalet, Musa'nın kız kardeşi saraya gelip dedi ki, hel edullukum, ben size delalette bulunayım mı? Ala ehli beytin, bir aile halkını, yekfulunehu lekum, onlar çocuğun bakımıyla ilgilenirler.
وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ve onlar gerçekten bu işi gayet iyi yaparlar ve kendi evlatları gibi onunla ilgilenirler. Ben öyle bir aileyi size göstereyim mi dedim. فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ böylece biz Musa'yı annesine döndürdük. Yani Cenab-ı Hak zaten vaat etmişti. اِنَّا رَادُّهُ اِلَيْكِ biz onu sana geri döndüreceğiz. Gerçekten Hazreti Musa'nın annesi kendi çocuğuna kavuştu. Ve çocuğu ileride Firavun'un saltanatına son verecek. Ama Firavun'un kucağında büyüyor. Ancak burada şöyle bir ayrıntı var, şöyle bir incelik var. İleride Musa'nın Hazreti Musa evet Firavun'un saltanatına son verecek ama onun belirlediği sütle değil de annesinin sütüyle yetişiyor. Yani yabancı bir sütle değil annesinin sütüyle yetişiyor. Ve ona göre bir terbiyeden de geçiyor. Key tekarra aynuha ve la tahzan bu şekilde annesine döndürdük ta ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Veli ta'leme enne vaadallahi hak ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu da bilsin. Velakinne ekserahum la ya'lemun lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Yani olayların bizim gördüğümüz ciheti var. Bir de kadere bakan insanların bilmediği cihetleri var. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık bir sayfada şu anda okumuş olduğumuz bu olay da olayların perde arkasında ilahi tasarruf elini bize gösteriyor. İşte Musa'nın annesi Cenab-ı Hak'tan gelen bir ilhamla çocuğunu Nil Nehri'ne bırakıyor. Görünüşte Nil'in suları onu bir tarafa doğru götürüyor. Ama gerçekte ise onu kaderin bir programına doğru götürüyor. Kaderin orada bir programı var. Bu konuda denilir ki rüzgarlar keyfine göre esmez. Rüzgarlar Allah'ın estirdiği yerden eser. Dolayısıyla nehirlerde kendiliğinden bir yere doğru akıp gitmez. Allah ne şekilde akıtırsa o şekilde gider. Demek ki ileride Firavun'un saltanatına son verecek çocuk da Firavun'un kucağında büyüyecek. Allah-u Teala bu şekilde kudretini çok daha bariz bir şekilde göstermiş olacak. Yoksa hariçte de büyüyebilirdi. Hariçten bir müdahaleyle neticede onun saltanatını noktalayabilirdi. Ama Allah-u Teala çok ilginç bir olayla bunu gerçekleştiriyor ve ileride onun saltanatına son verecek kişi Firavun'un kucağında, Firavun'un sarayında yetişiyor. Buradan tabii günümüze ve diğer bütün zamanlara baktığımızda gerçekten de şu tarihte çok ilginç olayların olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle ki diyelim başlangıçta çok gariban bir insan, çok sıkıntılar çeken bir insan, bakıyorsunuz ileride devletin başkanı olabiliyor veya milletinin kurtarıcısı olabiliyor. Bu şekilde bakıldığında hayat sürprizlerle doludur ve yine bu şekilde bakıldığında olayların perde arkasında ilahi kudretin tasarrufu vardır. Nitekim Hazreti Musa ile ilgili ayetlerden birisinde ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى sonra ey Musa sonra sen kaderine geldin diye bir kader cihetine de dikkat çekiliyor. İşte anneler bu noktada çocuklarını ileride bir kurtarıcı olacak şekilde yetiştirmeli ve onları hem kendi sütüyle beslemeli hem de süt misali kendi terbiyesiyle yani İslam'ın öngördüğü terbiyeyle evlatlarını yetiştirmeli. Hani gün doğmadan neler doğar denilir. İşte her gece yeni olaylara adeta hamiledir ve hemen her devirde toplumda kurtarıcı kimselere de ihtiyaç vardır. Bir anne baba açısından da evlatlarını iyi yetişmiş görmek en büyük bir mutluluktur. İşte bunun için anne baba durumunda olanların kendi evlatlarıyla çok özel ilgilenmesi ve onu ileride bir kurtarıcı olacak şekilde yetiştirmeleri esastır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha böyle çocukluğunda annesi tarafından özel bir terbiyeden de geçiriliyor. Ancak
Peygamber Efendimiz daha 6 yaşındayken Medine'den dönüşte Ebuva denilen yerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi rahatsızlanıyor ve bu seyahatte vefat ediyor. Vefatından önce Peygamber Efendimiz'e şunu söylüyor. Oğlum diyor, eğer benim gördüğüm rüyalar doğruysa insanlığı kurtaracak kişi sensin diyor. Sen peygamber olacaksın, insanlığı kurtaracaksın. Demek ki annelerin o hassas kalbine bazı şeyler önceden gösteriliyor. İşte Hazreti Musa'nın annesine çocuğunun durumu, ileride peygamber olacağı önceden anlatılmış. İnna raddu ileyk. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve cailuhu minel murselin, onu elçilerden, peygamberlerden kılacağız. Ve Hazreti Musa o zaman daha bebektir. Ama ilmi ilahi ezel ve ebedi, dün ve bugünü, bütün zamanları kuşattığından Allah-u Teala ilerideki onun mukadderatını annesine haber veriyor. Senin oğlun sıra dışı bir kimse olacak ve insanlığı kurtaracak. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da örnek verdik. Her anne çocuğuna bu noktada özel telkinde bulunabilir ve onun çok daha iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti gösterir. Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Musa kıssasını okuduğumuzda kıssanın bu bölümü bu gibi dersleri bize anlatıyor. Annelere bakan yönü ve olayları değerlendirme yönünde hepimize bakan yönü, bütün bunları bize bildiriyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.